Evet, öncelikle 3 tane süper gıdalar üzerine kitap yazdık. Daha öncesi de var tabii ama bu 3 tane kitap çok önemli. Türkiye'de hala tek süper gıda kaynağı olarak gözüküyor. Niye süper gıdalar? Çok çabuk insanlar yanıt alıyorlar. İlaç etkileşimleri yok denecek kadar az. Tedavilere destek olarak çok kolaylıkla kullanılıyor. Aynı zamanda da çocuklarda da kullanmak çok güvenli. Dolayısıyla da süper gıdalara ağırlık vermemin sebeplerinden bir tanesi bu. Aynı zamanda bir süper gıdaya süper gıda nasıl deriz? Yani kendimiz kalktığımız zaman yataktan "Aa, ben incire süper gıda dedim. Aa, ben duta süper gıda dedim." Yok. Dünyada kuralları yazılı olmasa da belli tahammüller var. Bunlar oturmuşlar. Neler? Bu süper gıda olabilmesi için, bu unvanı kazanabilmesi için bir gıdanın içinde bize faydalı bileşenlerden bir tanesinden çok yüksek olması lazım. En az birini. Birkaç tanesi olan da var. O zaman çok daha keyifli, çok daha sağlıklı diyoruz. Bunlar neler? Sıralamak gerekirse. Mesela kıymetli yağ asitleri. Mesela neler var? Antioksidanlar var. Mineraller var, enzimler var, amino asitler var ve bunların birçoğu da vücut tarafından üretilemeyen yani esansiyel dediklerimiz. Dolayısıyla süper gıdalar bu anlamda en az takviye edici gıdalar kadar sağlıklı, hatta daha sağlıklı rafine edilmemiş olmalarından dolayı da gönül rahatlığıyla tüketilebilen çok çok özel ürünler, çok özel gıdalar.